Parkur güzeldi. Kolay bir parkurdu. Arada bir ıska atmasaydım şu an ikinciydim aslında. Nedenini bilmediğim bir şeyden dolayı ilkini atamadım. Geri kalanı çok kolaydı benim için. Zaten eğlenme olmadığı için çok da kasmadım kendimi. Bu benim için bir alıştırmaydı. Onun dışında diğer rakiplerimi de gördüm. Turhan abi çok iyi atıcı aslında. Arada bir iki hatası oluyor. Onun dışında çok güçlü bir rakip görmüyorum şu anda. Atışlarımızı bitirmiş olduk. Duruş ve kalkış yerlerini şaşırdım. Birinci, ikinci ve üçüncünün hareketi hangisinde yapacağımı şaşırdım. Hocanın gayet iyi anlatmasına rağmen. Biraz da nefes kontrolü sağlayamadım. Çöktüm, bir kalktım. Beklediğim gibi olmadı ama bir dahaki sefere inşallah daha güzel olacak. Diğer parkurlara nazaran daha basit bir parkurdu. Dolayısıyla daha hızlı ve çabuk bitirmeye çalıştık. Yeni iki arkadaşımız dahil oldu yeni parkurumuza. Biraz geç yaptık atışlarımızı. Hocamız böyle istedi. Daha karanlık atışları, karanlıkta atış yapmamızı istedi. Bu da hızlı parkurdu ama atış kriteri olarak zor atışlardı. Başarıyla tamamladık hepimiz hayırlısıyla. Ben de yine üçüncülük aldım. Biraz da şans yardım ediyor gibi geliyor bana. Yeni gelenlerden bir arkadaşımız birinci oldu. Tebrik ediyorum kendilerini. Bugün yarışmaya katıldık. İlk parkurumuzu bugün yaptık. Bülent Hoca bize bir parkur hazırladı. Yeni geldiğimiz için hani ısınmamız için eleme yapmadı. Sadece bir ısınmamız için bir parkur hazırladı bize. Havanın kararmasına yakın hazırladığı için bu parkuru biraz da performansa yönelik böyle bir parkura soktu bizi. Tabii ilk parkurumuz ve ilk günüm olmasına rağmen birinci oldum. Zaten ilk geldiğimde arkadaşları şöyle bir baştan aşağı süzmüştüm. Kendime rakip gördüğüm ya da grubun en zayıf halkası gördüğüm kişiler vardı. Bugün kafamda onlar biraz daha netleşti. İkinci olan Fırat, zaten gözümü onu kestirmiştim. Bakalım bir sonraki parkurlarda Fırat'la biraz birbirimizi zorlayacağız gibi geliyor. Onun haricinde çok güzel bir ortamdı. Arkadaşlarla henüz kaynaşmaya fırsat olmadan hemen atışlara girdik ama kaynaşacağımıza da inanıyorum. Henüz bana karşı ters bir tavır görmedim. Görürsem aynısını vermeye hazırım. Sonuçta burada bir rekabet var. Rekabetten geri dönmeyeceğiz. Bakalım bundan sonraki parkurlarda hep beraber göreceğiz. Bugünkü parkur biraz kısaydı ama geç bir saatte oldu açıkçası. Tam güneş batımında oldu. Bülent Hoca sanırım bunu kasıtlı yaptı. Bir sonraki parkurlarda bizi gece atışları bekleyebilir açıkçası. Biraz da yeni arkadaşlar katıldı. Ondan bir basit parkur oldu. Zaten elemede olmadı göründüğü üzere. Ben de açıkçası o kadar çok kasmadım. O yüzden de ikinci oldum 22 saniyeyle. Saniye bile diyemiyorum. Gerçi Turan Hoca aynı atış kulübündeyiz. O yüzden kaybımız da yok gibi bakıyorum. Ama tabii ki de birinci olmak da yine isterdim. Kendisini tebrik ediyorum. Bir sonraki parkur bence yine Bülent Hoca sürpriz şeyler yapacak. Bugün Yücel Hoca üçüncü oldu ama yine grupmanı çok iyiydi. Gençlerden ben daha iyi performans beklerdim. Abdülmecit de bugün beşinci oldu. Açıkçası ben ondan bayağı ümitliydim parkurda. Çünkü gayet seri atan bir arkadaş. Gayet ama atışlar bence iyiydi genel olarak ekibin. Daha iyi, daha zorlu parkurlar bekliyoruz. Bülent Hoca öz ve kısa bir parkur yaptı. Büyük ihtimal yeni gelen arkadaşlar içindi. Alışsınlar diye. Akşam kararmaya bir atış yaptık. Galiba bir sürpriz, hani ilerideki parkurları galiba gece yapacak, onu tam bilmiyoruz. Sürpriz bu sonuçta. Yürüyüşlü atış falan vardı. Tam atacakken işte zaten Bülent Hoca çabuk arkadan bir yapıştırdı. Yapıştırmak itti falan. Iska attım falan. İşte dördüncü oldum. Ayağım falan kaydı ama hızımdan da falan atışlarımdan ödün vermedim. Vallahi Turan Hoca benim 2 sene önceki bu işlere başladığımdaki hocamdı. Gelmesine sevindim zaten. Aynı takımdayız zaten IDPA'de. Hani kazanmasına sevindim açıkçası. Senelinin eğitimiyle yani o kadar silahlarla haşir neşir ve atış falan zaten eğitmen, atış hocası. Hani bekliyordum böyle bir performans. Hani sürpriz olmadı bana. Bugün aramıza 2 tane yeni arkadaş katıldı. Onun için parkuru çok zorlu tutmadım. Basit bir parkur tuttum. Öncesinde bir performans sergilemediler. Bir de biraz geç hazırladım. Hava biraz karardı. Karanlıkta da biraz atış yapmalarını istedim. Yani tam kararmadı ama bir alacakaranlık vardı. Orada atış yapmalarını istedim. Yeni gelen arkadaşlardan Turan birinci oldu. Hem onun için de ısınma bir parkur oldu. Yunus biraz çok heyecanlıydı. İlk defa parkura çıktı burada. Bayağı bir heyecanlıydı yani. Çok fazla bir heyecan vardı. Hatta heyecan artık panik seviyesine geldi. Ona zaten orada parkurun başında gerekli uyarılarımı yaptım. Ama bundan sonraki parkurlarda daha iyi olacağına inanıyorum.
Bizde devam eden arkadaşların da bazı problemleri vardı parkurda. O problemlerini hala üzerinden atamadılar. Ama ilerledikçe daha iyi olacaklarına inanıyorum. Zaten iyi olmayan da aramızdan ayrılıyor. Bir önceki parkurda şanssız bir şey yaşadık. Bir sakatlıktan bir arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Umarım bundan sonra sakatlık olmaz. Dereceyi yapamayanın gitmesi bizim tercihimiz. Umarım bundan sonra sakatlık olmaz ve bu şekilde devam ederiz. Farkındalık ölçümü. İçeri girenin kendinde mi, değil mi, her şeyin farkında mı, işte hedef analizi yapabiliyor mu? Bir de hedef analizi ekledik. Yani rehinelerimiz var, rehinelerimize vurmayacaksınız. Tamam mı? Hatırladığın harfleri söyle bana. 7, 4. 4. 42. 42. E. E. İki bir de Z vardı. İki bir de Z. Tamam. Girişte beklememelerini söylemiştim ben. Gördüğü hedefi kaldırdı ve hemen hedefe angaja olmasını istemiştim. Orada bir bekleme, duraklama oldu. Bazıları mesela ne yaptı? İkiye attı, döndü, üçlü hedefe. Hala kafa burada, okumaya çalışıyor. Rakam ve harflerin olduğu hafızaya kaydetmeye uğraşırken orada da ikinci hedefi kaçırdım. Yürüyerek atış hatalarımız oldu. Hem hedef kaybı hatalarımız oldu. Bugün de böyleymiş. Söyle. Yozgat, Diyarbakır. Evet.